Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabında 3. bölüm 2. testin çözümünü yapacağız. İkiz kenarla ilgili, ikiz kenar üçgenle ilgili bir test öğreniyorum testi arkadaşlar. Hadi çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre ADX kaç santimetredir diye soruluyor. Arkadaşlar normalde bununla ilgili formül var da ben gereksiz buluyorum formüle gerek yok. İkiz kenar var tabanda mevcut mu mevcut? Hop tabana ait yüksekliği çizelim. Tabana ait yükseklik tabanı 2 eş parçaya bölecek mi? Bölecek. Yalnız tabana dikkat edin. 9 değil 12. 12'yi 2 eş parçaya böldüğünde yükseklik 6 6 olacak. O zaman buraya 3 bu kaldı? Evet. E hocam burası 6 burası 10. O zaman burası ne, ne olacaktır? Pisagor bağıntısından 6 8 10 olacaktır. Ve dolayısıyla bakın ne geldi arkadaşlar. Burada da bir pisagor bağıntısı. Buradaki pisagor bağıntısından x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 8'in karesi olduğundan dolayı. 9 artı 64'ten x kare kaç çıktı arkadaşlar? 73 mi çıktı? Evet. x de buradan kök 73 olarak bulunur. Birinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 2'ye. Hocam x kenar üçgen verilmiş. X kenar üçgende eş açılardan çizilen açı ortaylar birbirine eşitti. Kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. x ise x, 4 ise 4'ü yazdık. Zaten BD'yi vermiş bize. 4 artı x eşittir 7 ise x'i buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Yani ikinci soru böylelikle cehan oldu. Geldik 3'e. Sözel bir soru. AB eşittir BC 10 olan ikizkenar üçgenin AC kenar üzerindeki D noktası. Evet bir ABC üçgen çizelim arkadaşlar. Şöyle bir ABC üçgeni çizdik. Yalnız ABC üçgende AB ile BC birbirine eşit arkadaşlar. Yani şu parça şu parça birbirine eşit. Ve bunlar kaçar birim? Onar birim olarak verilmiş. Evet AC kenar üzerindeki bir D noktasından yani şuradaki rastgele bir D noktasından AB kenarına çizilen paralel doğru BC kenarını E noktasında. Evet burada BC AB'ye çizilen paralel doğru burayı E noktasında kesiyormuş. Şuraya E diyelim. BC kenarına çizilen paralel doğru da BC'ye çizilen paralel doğru da AB kenarını F noktasında kesiyormuş. Evet bilgileri yazdık. D artı D artı DF nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel. Şu da birbirine paralel. Normalde bu e, tabandan alınan bir noktan kollara çizilen paraleller toplamı bir kenara eşittir diye bir formül var. Aslında direkt 10 diyebilirsiniz ama ben genelde onu kullanmıyorum. Ne yapıyorum? Paralel doğrular verilmişse öncelikle x kenar. x kenardan dolayı açılar eşit mi? Eşit. E hocam şunlar birbirine paralel olduğundan noktaysa nokta oldu. E şunlar birbirine paralel olduğundan noktaysa burası da nokta oldu. Bakın bizden x artı y isteniyor. Şuradaki x kenarlıktan y ise y. E şuradaki x kenarlıktan x ise x çıktı. E hocam şu bir paralel kenar değil mi? Evet paralel kenardan dolayı karşılıklı kenarlar paralel olduğundan dolayı. X ise x y ise y. Bizden x artı y isteniyor. E hocam x artı y aynı zamanda baktığınız zaman x artı y neye eşit oldu? 10'a eşit oldu. Yani 3. soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 4'e. İkizkenar üçgen hemen tabanda mevcut. Tabana ait yüksekliği çizelim. Tabana ait yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. Tamamı 30 olduğundan dolayı iki eş parçaya 15, 15 diye bölecek. Yani buraya 6 kaldı. E 15, 17 ne Üçkeni arkadaşlar? 8, 15, 17 üçgeninden 8 çıktı burası. Ve şurada da bir Pisagor bağıntısı var mı arkadaşlar? Var tabii ki. Pisagor bağıntısından x ne oluyor o zaman? 6, 8, 10 üçgeninden cevabımız 10 çıkar. Dördüncü soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 5'e. AB ile AC birbirine eşitmiş. X iken burası da X. Yine taban mevcut. Tabanımız kaç? 24. Tabana ait yüksekliği çizelim arkadaşlar. Tabanı iki parçaya bölecek. Bakın dikkat edin. Hep böyle dik üçgenden çıkıyor arkadaşlar. X üçgen çoğunluğu. E 24'ü 2 eş parçaya bölecek. 12'ye 12. Ne kaldı buraya? 8 kaldı. E hocam burada bir pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısını kullanalım. Pisagor bağıntısında 8 10'sa hocam burası kaç yapar? 6 yapar. E burada da bir pisagor bağıntısı var. 6 12 ise 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burayı da kaç buluruz arkadaşlar? 6 kök 5 olarak buluruz. Yani 5. soru akçay oldu. Geldik 6'ya. Evet bize 20 verilmiş. Burası 20. Burası 20. DC'yi 12 vermiş ve buraya da 20 vermiş. Yine aynı şekilde tabanımız kaç? 32 olduğundan dolayı. ikizkenarda kenarda tabanla mevcutsa hemen insan olan ne yapar? Tabana ait yüksekliği çizer. Tabana ait yükseklik ne yapıyor? Tabanı iki parçaya bile 32'yi iki parçaya bölecek. 16'ya 16. Yani buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Pardon. Kaç kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. 16'ya 16 olacak. 12'si buradaysa buraya 4 kaldı. E hocam şurada bir Pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısında hocam 16 20 ne üçgeni 12 16 20 ve sonra burada da bir Pisagor bağıntısı var arkadaşlar. Buradaki Pisagor bağıntısında da normalde x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 12'nin karesi yapabilirsiniz. Ama biz kısaca ne yapıyoruz? 4 ile 12'deki ortak çarpan 4. Hocam bu 4 çarpı 1. Burası 4 çarpı 3. Geri kalan x de 4 çarpı kare küçüğüne 1'in karesi artı 3'ün karesinden cevabı böylelikle kaç buluruz? 4 kök 10 diye buluruz arkadaşlar. Yani 6. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 7'ye. AB ile AC birbirine eşit demiş. Bakın AB ile AC birbirine eşit bir açılar verilmiş. Açıya dal diyor soru sana. Dal kardeşim o zaman. E hocam ben buraya bir alfa dersem burası da nedir? Alfa. E bu bir ikizkenar üçgendi. X'e. Hocam bunun tamamı da X'tir. Buraya ne kaldı o zaman? X, X eksi alfa kaldı mı kaldı. E sonra 40'ı kullanmak gerekiyor. E 40'a baktığınız zaman da şurada bir boynuz mu dersiniz? Bumerang mı dersiniz? Ne derseniz deyin. Ne var kardeşim? Hatta şal var da diyenleriniz var. Ne var? Bu üçünün toplamı 40'a eşit olmayacak mı? Evet. Yani alfa x eksi alfa artı x artı alfa x artı alfa eşittir 40 yapmalı. Alfalar nana oldu. 2x eşittir 40 x de buradan kaç yapar? 20 yapar. Dolayısıyla 7. sorunun cevabı böylelikle cehan oldu. Geldik 8'e. A, B, B, C ve A, D. A, B, B, C ve A, D birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. A, B, B, C, A, D. Ve burada bir oran verilmiş. Hocam AD uzunluğu 5K iken. Hocam burası 5K iken bu eşitlerden dolayı bunların da hepsi 5K olur. Ve DC uzunluğu 4K verilmiş. DC C uzunluğu da 4K var. Hmm. Ya burada aslında işte formül yapabilirsiniz. Ama formül dediğim gibi kullanmıyoruz. Hocam bu bir ikizkenar üçgen. E, tabanda mevcutsa insan olan tabana ait yüksekliği çizer. Yalnız tabana ait yüksekliği çizdiğinizde burası 9K olduğundan sıkıntı oldu. 9K bölü 2, 9K bölü 2. O yüzden bu sıkıntıyı yaşamamak için ne yapın? Sana burada 5'e 4 demiş ya keşke böyle şey olsaydı. Hani burası 10 burası 4 olsaydı. O zaman burada 2 katını alalım. 5'in 2 katı 10K. 4'ün 2 katı 8K dersek. Hocam buraya 10K. Buraya 8K dersek işimiz daha kolay olacak arkadaşlar. Bakın burası da 10K. Burası da 10K dersek çizdiğin yükseklik tabanı 2 eş parçaya bölüyor. Hocam 18K'yı 2 eş parçaya böldün. 9K 9K buraya K mı kaldı? Evet. E şimdi ne yapacaksın burada? Pisagor bağıntısı yapacaksın. Bir burada Pisagor. Bir de burada Pisagor arkadaşım. İkili Pisagor'u uygulayacak olursak arkadaşlar. ikili Pisagor'da şuraya aç diyecek olursak. E, her ikili Pisagor'da ikili Pisagor karşımıza çıktığında ne yapıyorduk? E, o kenarı yalnız bırakıyorduk. Kaç yalnız bırakalım. Yani h kare neye eşit? 10k'nın karesi eksi 9k'nın karesi değil midir arkadaşlar? Şuradaki üçgende 10k eksi 9k'nın kareleri farkı. E buradaki dik üçgende 4 kök karesi 4 kök onun karesi eksi k'nın karesine eşit değil midir h kare? h kare her ikisinde de bunlara eşit o zaman bunlar birbirine eşit. Yani buradan ne geldi? 100'den 81 çıktı 19 k kare 100 k kare eksi e, 81 k kareden. Şu ne yaptı? Burası 4. 16 çarpı 10'dan 160 yaptı. Eksi k kareyi de buraya atınca 20 k kare, artı k 20 k yaptı. E o zaman buradan k kare ne geldi arkadaşlar? 160'ı 20'ye böldüğümüz zaman 8 mi geldi? Evet. Buradan k'yı kaç buluruz? Buradan da k kök 8. Kök 8 dediğimiz nedir arkadaşlar? 2 kök 2'dir. Bizden ne isteniyor? Çevre. Çevreye bakın arkadaşlar. Çevrede 10, 20, 30, 38 k mi isteniyor? Evet. 38K isteniyor. K yerine 2 kök yazdığım zaman 76 kök çıkar cevap arkadaşlar. Yani böylelikle 8. sorunun cevabı Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 9'a. İkiz kenar var. Tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Hop tabana ait yüksekliği çizer. Hocam tabana ait yüksekliği çizdi. Ne oldu burada? 8 ve 8 oldu. E bu arada bu x dik üçgenmiş. Yani burası 45 45 90 üçgeni. E 45 90 ise burası da 45 oldu mu? Oldu. X dik üçgen burada da oluştu. Burası da 8 oldu. Ya da muhteşem üçten 8 de oldu diyebilirsiniz. Sonrasında ne yapacaksınız? Hocam pisagor bağıntısı. E pisagor bağıntısında bir kenar 8. Bir kenar 12. E 8 ve 12'den x'i bulacaksınız. Normalde x'in karesi 8'in karesi artı 12'nin karesinden yapanlarınız var mı hala? Lütfen. 12 ve 8'deki ortak çarpan 4. 4 çarpı 3 burası. Burası da 4 çarpı 2 olduğundan burası da 4 çarpı kare kök içinde 2'nin karesi artı 3'ün karesi yani 4 artı 9'dan cevabı 4 kök 13 diye bulursunuz. Diğer türlü bir de kök dışına çıkarmayla uğraşırsınız kardeşim. Gerek var mı? Bence yok. 9. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 10. soruya. G ağırlık merkezi. Hocam ağırlık merkezinde 1'e 2 oran var. E, X ise burası nedir? 2X. Sonra başka da bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Madem ki ağırlık merkezi 1'e 2 oran olduğunu biliyoruz. Hocam buraya Y ikinci bilim yene girmeyelim isterseniz. E, bu ağırlık merkezi ise ağırlık merkezini kullanmak zorundayız. 24'ü de kullanacağız. Bir şekilde kullanamıyoruz. O zaman bir üçüncü çizgide ağırlık merkezinden geçerse kenar ortaya olmak zorunda mı arkadaşlar? Evet. Hocam bu arada AB ile AC birbirine eşit olmuş. Aa, buradan çizilen kenar ortay 12, 12. İkiz kenardan çizilen kenar ortay olduğundan yükseklik mi oldu arkadaşlar? Evet. E burada ne var arkadaşım? Burada bakın dik tabanı keş parçaya böldü. Şuradaki üçgen de ikiz kenar üçgen mi çıktı arkadaşlar? Aynen öyle. Ya da hocam 90'dan çıkan kenar orta eşit eşitken burası da eşit diyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi dik tabanı keş parçaya bölmüş hocam ikiz kenar 2x'e burası da 2x olur. Ee, buradan aslında ispatıyla yapıyoruz biz burada da. Neyse. E hocam o zaman burası ne olacak? İkiz kenar dik üçgenden 45 45 olur. E 45 90 ise burası da 45 olur. 12 ise 12 burası da 12 kök 2 yaptı. Yani 2x eşittir 12 kök 2 ise x'i buradan 6 kök 2 buluruz arkadaşlar. Kuralsız bir şekilde böyle yaparız. Ama kurallı bir şekilde isteyen arkadaşlara da şunu söyleyebiliriz. Hocam bu bir ikizkenar kenar üçgen ise ağırlık merkezinde e, ağırlık merkezi dediği kenar ortay. Hocam eşit kenarlara ait kenar ortaylar birbirine eşittir. Yani o zaman burası x 2 x ise aynı şekilde arkadaşlar. Burası da 3 x'tir. Burası da x 2 x şeklinde olmak zorunda. Çünkü eşit kenarlara ait kenar ortay doğruları birbirine eşitti. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit arkadaşlar. E ne oldu? X kenar dik üçgen direkt çıktı. 2 x'in kök katı eşittir 24 ise. Buradan x ne oluyor? 24 bölü 2 kök 2'den kök 2 çarparsam. 24 kök 2 bölü 2 çarpı 2 yaptı. O da 6 kök 2 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Cevabımız yine bu şekilde 6 kökü çıkmış oldu. Geldik 11. soruya. ABC ikizkenar üçgeninde AB ile AC'ye 10 vermiş. Evet. Hemen ikizkenar üçgeni çizelim arkadaşlar. Şöyle ABC ikizkenar üçgeni çizdik. Şuraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya C diyelim. Şu ve şu 10 birim olarak verilmiş arkadaşlar. 10 ve 10. BC 12 olarak verilmiş. Hocam BC'yi de 12 vermiş. Tamam. Şimdi diyor ki BC kenarının orta noktası D işaretlenip Hocam orta noktası D. Yani burası 6'ya 6 işaretlenip AC kenarına göre simetriyi alındığında. Tamam. Şurasının 10 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şöyle çekip karışacak diye şey yapıyorum ama burası 10. Neyse. Simetriğini alalım. Tam orta noktasının simetriğini aldık arkadaşlar. Burası E üssü olarak işaretleniyormuş. Bir daha okuyalım. BC kenarının orta noktası D olarak işaretlenip AC kenarına göre simetriği e üssü olarak işaretleniyor. Evet şurası E üssü olarak işaretlenmiş. Bize diyor ki A, D, E üssünün çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi simetriğini aldığımızda bunlar birbirine eşit ve burası dik olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Şimdi dikkat edin. Burada ne verilmiş? Kenar ortay. Hocam x kenarda. Hop şu kenar ortayı çizebiliriz. Çünkü özel bir durum oluşuyor burada. Ne oluştu burada? Hocam x kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. E bu yükseklikse arkadaşım e burada 6 burası da 90 derece çıktı. 6 10 yani 6 8 10 üçgen çıktı burada. Biz buradaki haşı bulursak o zaman biz A, D, E üssü üçgeninin çevresini buluruz. Bu arada şu üçgen oluşturunca dik tabanı keş parçaya böldüğünden ikiz kenar oldu. Yani burası da ne oldu? 8 oldu arkadaşlar. Yani benden 8 artı 8 artı 2 haş isteniyor. Haşı bulacağım. E haşı nasıl bulacağım? Arkadaşım şurada bir öklit bağıntısı çıktı fark ettim mi? Ve dik üçgende bütün kenarlar belli. H eksikken alandan gitmiyor muyduk arkadaşlar? Üçgenin alanı nedir? 10 çarpı H bölü 2. 10 çarpı H bölü 2. Aynı zamanda 6 çarpı dik kenarlar çarpımının yarısına eşitliği midir? Evet 6 çarpı 8 bölü 2'ye eşittir. Buradan bölü 2'ler gitti. H'ı 4,8 bulduk. 2 H'ta kaç çıkar? 9,6 çıkar. Bizden ne isteniyor? Çevre. Çevre dediğimiz 8 artı 8 artı 9,6 oluyor arkadaşlar. 16 artı 9,6 o da 25,6 mı yapıyor? Evet. Çevremiz 25,6 çıkar böylelikle. Evet 11. soru Denizli oldu. Geldik 12. soruya. AB ile AD'yi 6 kök 2 vermiş. Burası 6 kök 2 burası da 6 kök 2 verilmiş arkadaşlar. BD uzunluğunda 4 kök 6 verilmiş. Arkadaşım ikizkenar kenar var tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Çizdik bir yüksekliği çizdik. Y yüksekliği çizince 2 kök 6'ya 2 kök 6 oldu hocam burası. 45 90 ise burası da 45 oldu mu? Oldu. 45'i en son kullanırız isterseniz. Öncelikle şuradaki üçgende bir Pisagor bağıntısı yapalım arkadaşlar. Şuraya bir haş diyeyim. Şuraya bir haş diyeyim. H kare neye eşittir arkadaşlar? Hocam h kare buradan neye eşittir? 6 kök 2 ve 2 kök 6'nın kareleri farkı. 6 kök karesi eksi 2 kök 6'nın karesine eşit olacaktır. Evet. Buradan 72 eksi h kare 72 eksi 24'e eşit oldu arkadaşlar. Buradan kaç geldi? 48 mi geldi? H kök 48. Yani 4 kök 3'e eşit oldu arkadaşlar. Evet burası 4 kök 3 oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? 45'i kullanmam lazım. 45 90 45 üçgeni burada var mı? Var. Yani şurada bir dik üçgen var. E burası 4 kök 3. 4 kök 3 ise x de neye eşit olacaktır? 4 kök 3'ün kök 2 katına eşit olacaktır. O da 4 kök 6 olur arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle C Han çıktı ve ikinci testi de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz üçüncü bölümde arkadaşlar o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda üçüncü bölümün üçüncü testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.